Sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuzda hoş geldiniz. Bazı şok edici şeyler vardı, onlara bakıyordum bir taraftan da o yüzden de bir duraklama yaşadık arkadaşlar açıkçası. Yani şok olduğum sebep şu. Birkaç gün önce bu iki arkadaşı kahraman ilan ettik ama Galatasaraylı arkadaşlara göre kendi başkanları sadece bir kuklaymış, bir figürmüş bazı Galatasaray sayfalarına göre. Yani Ali Koç yönlendirmiş, Ali Koç'un gazına gelmiş de şöyle olmuş, böyle olmuş. Ben ayetler içerisindeyim yani bu olayda bile olan Fenerbahçe'nin başını yakalım diye demek ki yani Fenerbahçe taraftarının Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki düşünceleri e, diğerlerinden daha farklı. Neyse sıkıntı değil arkadaşlar herkes kendine yakışanı yapsın e, transfer duyumlarına geçme vakti geldi. Arkadaşlar ilk olarak Nijerya'nın kadrosu açıklandı. Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel, Kasımpaşalı Kenet Omeru, Sivas Sporlu Ahmet Musa Nijerya'nın Afrika Uluslar Afrika Kupası kadrosunda yer aldı. Nijerya milli takımı Afrika Uluslar Kupası kadrosunu açıklamış oldu arkadaşlar. Osayi Samuel bu kadroda yer alacak. Şimdi kupa 13 Ocak 11 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek arkadaşlar. E, yalnız futbolcumuz ne zaman gidecek onu tam bilmiyorum. E, bendeki duyumlara göre 7'sindeki maçı oynayıp gidecek. Yani onu söyleyeyim. Çünkü bunun bir hazırlık evresi olacak. Takımın birleşmesi şusu busu olacak ama Afrika Kupası olunca belki hafta içindeki maça da çıkıp öyle gidebilir. Fenerbahçe'den Queens Promise Ata. Hollandalı sol kanat Queens Promise için Spartak Moskova ile temasa geçti. Bonservis ücreti için Rus klübü ile pazarlıklarının sürdüğü öğrenildi. Arkadaşlar ben hep söylüyorum asıl transfer duyumları transfer döneminden önce e, konuşulur diye. Ama birçok arkadaşımız inanmıyor, anlamıyor. Bunu biz çok konuştuk. Şimdi Ocak ayında Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek istiyor. Stoper, ön libero, forvet ve kanat forvet düşüncesi var. Hollandalı sol kanat için de temasa geçtiği öğrenildi diyor. 31 yaşında 1.74 boyunda son derece tecrübeli bir isim. O 50 kez Hollanda milli takım formasını giymiş. 7 gole olan bir isim. Transfer market değeri 6 milyon euro. Ve sözleşme bitişi 2024'den Haziran ayı. Arkadaşlar açık söyleyeyim. Daha önceki konuşmalarımızdan da söyleyeyim. Oyuncu biraz sorunlu bir oyuncuymuş. Yani sıkıntılı bir oyuncuymuş. Sağ ayaklı olmasına karşılık sol ayakta oynayan teknik bir oyuncu. Forvet arkasına görev alabilen bir oyuncu. Bu sezon 21 maçta 14 gollük bir katkı sunmuş. Fenerbahçe bu sıkıntılı oyuncuyu oyuncu da zaten Avrupa'da oynamak istiyor. bon servis ücreti vermeden alma peşinde. Çünkü arkadaşlar açık ve net söyleyeyim. Ryan Kent kesin olarak gidici. Hani Ryan Kent'in kalması, Miazay'sın kalması çok ciddi bir sürpriz olur benim için. Ee, hani yüzde bir bile ihtimal vermiyorum ancak futbolda her an her şey olabiliyor. Hani bir sakatlık çıkıyor, bir bilmem bir şey çıkıyor. Sonra bana demeyin hani %100 gidiyordu diye. Böyle bir durum var arkadaşlar. Yani olayın özü, aslı astarı bu. Yani bunlar e, olduğu için olabilir diyorum. Yoksa aksi bir durum olmadığı müddetçe herhangi bir değişiklik söz konusu değil arkadaşlar bunu bildirmiş olayım. Şimdi Promise iş yapar mı? Onu bilemem. Ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarı Tadiç söz konusu olunca ben Tadiç'in duyumunu verdim. Üye arkadaşlarımın gözleri doldu. Hepsi böyle ağlamalı emojiler falan atmaya başladı. Hocam kurban olayım. Elini ayağını öpeyim. Bu duyum doğru de. Beşiktaş'tan anlaşıyordu. Ne olur hocam bu duyum doğru de. Araştırdım, sordum, soruşturdum. Bütün kaynaklarım aynı şeyi söyledi arkadaşlar. Tadiç hayırlı olsun diyorlar. Çok yakında da Türkiye'ye gelecekmiş. Yani üyelerin o an verdiği tepkiyi görseniz aklınız hayaliniz durur. Promise için de ben üyelere sordum. Üyeler aynen şunu söyledi. Hocam dedi arsız bir oyuncu ancak kafasını futbola verirse hani Tadiç, Tadiç'in yedeği bu. Bizi e, hani bir 3-4 sene, 5 sene belki sol kanat e, düşüncesi almaz diyorlar. Ben bilmiyorum onların görüşüne katılıyorum. Kent demişken Fenerbahçe'de kente vize çıktı. Sezon başından beri istediği sürede bir türlü alamadım. Ayrılmak isteğini İsmail Kartal'a belirtti. İsmail Kartal da ayrılmasına izin verdi. Şimdi 27 yaşındaki oyuncu birçok takıma gidebilir. Mesela Hull City'ye gidebilir arkadaşlar. Çünkü Hull City ilgileniyor. Kiralık gönderme fikrimiz var. Bedelsiz göndermek istemiyoruz. Onu belirteyim. Yani hem Zayts hem Kent Hull City'ye gidebilir mi? Gidebilir. 15 maç 1 gol 2 asist sergiledi. Ancak yani o da ait olduğu yerde e, mutlu olduğu yerde oynama fikrinde olan bir oyuncu. Bunu söyleyeyim. Yani durum bu. Tebrikler takım. Tebrikler koç. Fenerbahçe Beko Ojaskevicius yönetiminde 7'de 7 yaptı. Yani bu e, başarı. Monaco'yu bak devirdiğimiz takımları söyleyeyim. Skorlardan 2 saat uğraşmayın. Monaco, Türk Telekom, Salgiris, Alba Berlin, Darüşşafaka, Anadolu Efes ve Bursa Spor. Bu takımları e, Fenerbahçe mağlup ediyor. Cazikevicius yönetiminde. Bursa maçından önce, Bursa Spor maçından önce de İstiklal Marşı okunma anı çok duygusal bir an olmuş. E, Tadiş demişken Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CSGS 2023 yılı en iyi oyuncularını açıklamış. Ferdi Kadolu dünyanın en iyi 10 sol beki arasında 8. sıradan giriş yapmış. Dusan Tadic ise dünyanın en iyi 10 sol kanat oyuncusu arasında 6. sıradan giriş yapmış arkadaşlar. İşte biz buna sahibiz. Ama gel gör ki kalçasını da iyi başka bir özelliği yok. Çok yaşlandı oynamasa daha mı iyi? Onun yerine King mi oynasa gibi suni gündemlerle kafamızı meşgul ediyor bazı arkadaşlar. Şimdi de bu boyutu var. Fenerbahçe'de stoper operasyonu arkadaşlar farkındaysanız çok güzel bir şekilde sadece duyumları konuşuyoruz. Lütfen bir beğeniyi çok görmeyin. Kanalımıza abone olmayı çok görmeyin. Yani kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Defansa takviye yapacak olan Fenerbahçe. Bakın yapmak isteyen falan değil. Yapacak olan Fenerbahçe'de Selahattin Baki geçen hafta İngiltere'ye çıkarma yaparak listeye aldıkları isimlerle görüştü. Ki bunu Sercan Hamzoğlu da sanırım doğrulamıştı. Şimdi Arkadaşlar bir de şunu da özellikle belirteyim. Benim verdiğim duyumlara da dikkat etmenizde fayda var. Hani kişilerin adını da söylüyorum. Hani şu söylemişti. Bu demişti diye. Ee, hani bunu kesip kırpıp biçip de al bak Sercan Hamzoğlu'nun duyumunu kendi duyumu gibi veriyor falan da demeyin. Anlatabiliyor muyum? Ee... O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Ben emeğe saygı duyarım. Elimden gelince. Ha, kaynaklarım haber gönderdim. Hadi bir bombardımana tutun diye. Bekliyorum haber bekliyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Daha konuşacağımız çok şeyler var daha. Onları söyler. Şimdi stoper operasyonunda kimlerle görüşülmüş? Mühim olan kısım o. İsmail Kartal'ın talebi doğrusunda bazı isimler. Mesela Erik Dair öne çıktı diyor. Tottenham'dan Erik Dair. 2014'ten bu yana Ada ekibinin formasını giyiyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek arkadaşlar. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek cümlesi var ya. Bu çok kritik bir cümle. Hani bu cümle kilit açıcı bir özelliğe sahip. Mesela almak istediğiniz futbolcu sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Çok rahat alabilirsiniz. Şimdi Erik Dair 29 yaşında. 15 Ocak doğumlu 30 yaşında olacak yani onu da söyleyeyim. 1.88'lik stoper. İngiliz milli takımda 49 kez oynamış 3 golü var. Ancak bu sene yeterli süreyi bulamıyor. Sağ ayaklı, sağ stoper, sol stoper, ön libero ve sağ bekle oynama özelliğine sahip oyuncu Sportek Lisbon fabrikasının ürünü. Bu sezon 3 maçta 191 dakika süre almış. Şimdi Fenerbahçe'li bazı arkadaşlarım diyor ki hocam Erik Tahir bir markadır. Keşke gelse diyor. E, kimilerde diyor ki hocam oynamayan adamın bizde işi yok diyor. Kimileri başka şey derken kimileri daha başka şeyler söylüyor. Ben bunu söyleyeyim. Şimdi Çağlar Söyüncü ihtimali var. Ancak pek yanaşmıyorlar onu da belirteyim. Neyse Çağlar Söyüncü, Erik Dair'in sözleşmesi bitecek. Stopere devşirildi diyor. Defansif orta saha rolünde başladı. Daha sonra stoper oyuncusuna devşirildi. Premier Lig kariyerinde son 5 sezondur Tottenham'ın stoper olarak görev yapıyor. Bu sezon 3 maç 191 dakika. İngiltere milli takımında dediğim gibi durum bu. Şimdi e Hani Erik Dyer'ı ister misiniz? Ee, düşünceli bir soru. Yani Erik Dyer'ı ister misiniz? Ya da Çağlar Söyüncü. Ben Çağlar Söyüncü'nün özellikle şu kırmızı yediği falan performansını taraftar izlediyse aman diyecektir. Sakın Çağlar gelmesin şöyle böyle falan diye. Yani bilmiyorum ya nasıl olacak nasıl edecek. bu biraz garip bir durum. Ama çağlar vallahi bilmiyorum benim içimden hissi bir şey çağlar gelecek diyor. Hocam Mehmet Büyükekşi istifa edecek mi? Sen bana ondan bahset. Fatih Altaylı'nın güzel bir yazısı var. Mehmet Büyükekşi'ye dair. Aslında sadece Mehmet Büyükekşi'ye dair değil. Fenerbahçe'ye dair, Ali Koç'a dair de bazı açıklamalar var. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Sosyal medya inim inim inledi. Fatih Altaylı'nın maç oynama fikri Ali Koç'a ait. Ee, Koş harcasına giden kim Ali Koç? Maça başlamadan yeni isteklerle gelen Ali Koç. Krizi çıkaran Ali Koç. Bu operasyon değil mi dediği iddia edildi. Bakın etkileşim 1.9 milyon. Yani o an için. Fatih Altaylı benim ne böyle bir sözüm var. Ne böyle bir yazım. Bu aşağılık bir pislik hesabın yalanıdır diyor. Yani düşünün ki bir Ali Koç karalama kampanyası. Özellikle Galatasaraylı hesaplardan maalesef ve maalesef üzülerek görüyoruz. Ya dün kahraman ilan ediyorsun. Bugün yani neyse. Bir şey demeyeceğim arkadaşlar. Gerçekten bir şey demeyeceğim. Demek de istemiyorum. E... Hakkımızda hayırlısı olsun. Ama şu bir gerçek. Fenerbahçe taraftarını dik duruşundan dolayı, reye yapmamasından dolayı tebrik ediyorum. Fatih Altaylı diyor ki Mehmet Büyükekşi'den istifa beklemeyin. Koltuğa kendi oturmadı ki kendi kalksın. Onu oturtan kaldırır ancak diyor. Kulüplerin federasyon ile birlikte yaptığı açıklamada bir başka rezalet. Allah aşkına şunlara kahraman muamelesi yapmayın. Baştan biz Suudi Arabistan'da maç yapmayız deseler de diyor. Haksız mı? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Biz Suudi Arabistan'da maç yapmayız dediler. Aramızda kalsın. Galatasaray'da dedi. Fenerbahçe'de dedi e, fakat bazı kişiler ya da kişi ya da kişiler ciddi bir tehditte bulundu onu söyleyeyim. Mateus Bahia Fenerbahçe Bahia forması giyen Mateus Bahia'yı aldı alacak gitti gidiyor nokta.com falan filan iddialar ortaya atıldı sosyal medyadan. Şimdi Bahia forması giyiyor 2026'ya kadar sözleşmesi var. 1.5 milyon euro transfer market. 24 yaşında sol bek. Bakın 24 yaşında sol bek. Yabancı bir sol bek. Bu sezon 27 maça çıkmış. Bir asisti var. 1260 dakika. Arkadaşlar bu tip şeyler genellikle oyuncunun menajeri tarafından üretilir. Hani ben oyuncumu satayım. Adı büyük takımlarla anılsın da. Hani belki birinin dikkatini çeker. Alan filandır. Hesabı güderler. Bilginiz olsun. Yani bu tip işlerde genellikle ve genellikle doğru şeyler olmaz arkadaşlar. E, haberiniz olsun. Yani bu doğru bir e, bu doğru bir bilgi değil. Onu söyleyeyim. Saviç konusu Arkadaşlar Saviç konusunda bilmiyorum daha önce de söyledim. Yine söylüyorum. Ben Saviç konusunun olacağını düşünmüyorum. Sanki Saviç konusu hani çağlar söyüncüyü almak için e, bir şey gibi böyle. Hani onu vermiyorsanız bari bunu verin deyip hedef saptırma gibi. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe 24 yaşındaki sol bek Bahia için resmi teklif yaptı diyor. Kesinlikle doğru değil arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası Fenerbahçe transfer gündemi bu şekilde. Şimdi ben buna başlık olarak Fenerbahçe transfer gündemi desem herhalde yanlış söylemiş olmam. Gelecekler ve gidecekler son durum diyeyim. Ben açık söyleyeyim. Erik Dair ismi bilmiyorum mantıklı geliyor ama Galatasaray'da Endombele'nin durumu düşündürüyor. Yani bir yaştan sonra artık futbolcular sövüş için geliyor gibi geliyor. Çağlar Söyüncü, Çağlar en azından Türk, en azından Fenerbahçeli bir çocuk. Hani uygun maliyetle alabilirsen Euro 2024'ünde vereceği gazlan çağlar kendine gelebilir. Ek çalışma yapabilir. Bence bu ihtimali daha çok düşünmeliyiz. Hani bana soracak olursanız düşünmeliyiz. Size soracak olsak belki düşünmeyiz. Ee, onu söyleyeyim. Matius Bahia külliyen yalan. Savic için ben olacağını sanmıyorum. Kaynaklarımda olacağını söylemiyor. Osayi için teklif var. Hatta 8 artı 4'lük bir teklif var ama Osai'yi pek gönderme fikrimiz yok. Quincy Promise bedava verirlerse bonservis istemeden düşünebiliriz en azından Kent'in yerine ki Kent ve Zeiss kesin olarak gidecek. Bunların yerine olabilir. Mehmet Büyükekşi konusunda Fatih Altaylı'nın açıklamalarını dinlediniz. E, Ferdi Kadıoğlu Hal City dedik. Hal City'nin de bu oyuncular alabileceğini söylemiş olalım. Bu videoda bu şekilde olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir beğeni çok görmeseniz sevinirim.